Merhaba, ben Tuğçe Odavar ve gelenekselleşen Bullet Journal videoma hoş geldiniz. Tiki 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 tiki. Nasıl güzel efekt verdim mi veremediğimi farkındayım. 2020'de kendimi update edip daha güzel efektler vermeyi düşünüyorum. Bu da yapılacaklar listeme eklenmiş bulunuyor şu anda. Bu oyun ajandası hepiniz anladığınız üzere çok özel bir ajanda. Çünkü 2019'un son ajandasını yapıyor olacağız sizlerle beraber. Konsepte karar verirken hiç kasmadım açıkçası. Yeni yıla giriyoruz ve yeni yıl konseptini almaya ve yeni yılın renklerini kullanmaya karar verdim. Yani maviler, yeşiller, kırmızılar havada uçuşuyor. Böyle birazcık kendine girmiş, böyle bir karmaşık, böyle bir dağınık bir ajanda yapıyor olacağım. Giriş sayfamın sol tarafına her zamanki gibi özlü bir söz yazacağım. Minik bir alan tasarımı yapıyorum. Buraya da bu hani yeni yılda falan böyle kapıya böyle yuvarlak çelenkli bir şey asarlar ya, böyle adını hiç bilemediğim şey. Onun gibi bir şey çizeceğim. Genel olarak ajandanın içinde sulu boya ve tükenmez kalemlerimi kullanıyor olacağım bu arada. Şunu belirtmeden de geçmeyeyim. Bu kullandığım defterin şu an son 4 sayfası da çizim yapıyor olacağım. Yani aslında 2019'la tam ucu ucuna getirmişim. Bu köfte ekmekle ayranı aynı anda bitiren bir millet olmamızın verdiği galiba o denk getirme genlerim burada ortaya çıkmış. Ve tam 2019'u bu defterle kapatmışım. Yeni bir defterle 2020'ye başlayabilirim. Bu çelenk tasarımının üstüne tükenmez kalemlerle falan minik detaylar, çizgiler, kendim tam olarak ne yaptığımı bilmeden bir şeyler ekledikten sonra ortasına 2019 yazıyorum. Diyeceksiniz ki Tuğçe'cim özlü söz olarak 2019'u seçtin. Bu kadar mı düşüyor senin kapasiten, niye böyle yapıyorsun diyeceksiniz. Aslında bu daha çok şey, bir metafor gibi düşünün. 2019 yılı benim için o 9 gezegenin durmak bilmeden gazabına uğradığım bir seneydi. Çok batmalı çıkmalı, batmalı çıkmalı, böyle bir dengede duramadığım bir seneydi açıkçası. Onun için buraya böyle sanki bir gazi madalyonuymuş gibi 2019'u çelenklerin arasına asıyorum. Hem hani yakılmadım ayaktayım mesajı verirken bir yandan da kendisinin önünde saygılı eğildiğimi de belirteyim. 2019'a yeterince saygılarımı gönderdiysem artık yan taraftaki tasarımıma geçebilirim. Sağ tarafıma ayın küçük bir takvimini yapacağım. Ama bunun altına önce minik bir çizim yapmak istiyorum. Ve böyle bir geyik çiziminin 2019'a veda etmek için çok ideal olacağını düşündüm. Neden bilmem. Onun için bu geyik şeklimin önce böyle kaba taslağını böyle bir gölgelerini falan attıktan sonra okururken Aralık ayı başlığımı atıyorum. December. Başımı attıktan sonra artık bu geyiğimin alt tabanı böyle kurudu. Onun artık biraz daha üstünün şekillerini, desenleri çizmeye başlayacağım. Geyiğim de tam şey, yalnız böyle düşük bütçeli bir prodüksiyonun ürünü gibi duruyor. Tam olarak bir köpekten bozma geyik, yani onun farkındayım ama yapacak bir şey yok, idare edin artık. Bu arada hala şey karar vermedim, böyle seneye gene aylık olarak ajanda yapmaya devam mı ederim, yoksa böyle o 3 aylık hazırlayacağım böyle mevsimsel bir ajanda konseptine mi geçiş yaparım, ona emin değilim. Ama siz aylık yapmak isteyenleriniz için aşağıya sevdiğim birkaç tane ajanda, böyle düzenli ajanda yapan kişilerin sayfasını bırakıyorum, onlarla beraber devam edebilirsiniz diye. Türkçe olarak bir kanal bulamadım açıkçası düzenli ajanda yapan. Onun için bu bıraktığım kanallar İngilizce kanallar. Ama içinizde hala ya ben İngilizceyle o kadar da rahat edemiyorum, çok geliştiremedim aslında İngilizcemi diyenleriniz varsa size birazcık bu video sponsor olan Cambly'den bahsetmek istiyorum. Cambly ana dili İngilizce olan eğitmenlerle online görüşme yaparak da İngilizce öğrendiğiniz ve İngilizcenizi geliştirdiğiniz bir platform. Kullanım inanılmaz kolay. İsterseniz bilgisayarınızda, isterseniz de telefonunuza application olarak indirip kullanabiliyorsunuz. Eğitmenlerinizi aksanına göre veya ilgi alanlarına göre seçebiliyorsunuz ki bence bu çok güzel bir şey. Mesela Bullet Journal yapıyorken burada Bullet Journal yapıp bunu ilgi alanına eklemiş olan eğitmenlerle bu konuda bile böyle sohbet edebilirsiniz. Biliyorum ilk İngilizceyi öğrenme aşamasındayken insan konuşurken çekiniyor, ben de aynı şekilde hissediyordum. Ama karşınızdaki insanlar o kadar rahat ve o kadar güler yüzlüler ki gerçekten o çekinmenizi kırmanıza yardımcı oluyorlar. Eğitmenlerle konuşmaya başlamadan önce profillerine girip nereli olduklarını, ilgi alanlarını, aksanlarını, eğitim durumları hakkında bilgi alabilirsiniz. Hatta tanıtım videoları var. O tanıtım videolarını izleyip hani böyle bir elektrik alacak mıyım acaba, uyuşacak mıyız, rahatça konuşabilir miyim ben bu insanla diye de bir fikir edinebilirsiniz. Bu arada bu böyle ders şeklinde ilerleyen bir uygulama değil. Tamamen sizin kendi zamanlamanıza, kendi planlamanıza uydurabileceğiniz bir uygulama. İsterseniz günde 10 dakika ayırıp girip 10 dakika boyunca eğitmeninizle sohbet edebilirsiniz. Eğer siz de özellikle yıl sonuna gelirken 2020'ye böyle bomba gibi girecekken kendime yatırım yapayım, koluma bir altın bilezik olsun derseniz Cambly'ye bir şans verin derim ben. Çünkü İngilizce en azından benim hayatımda şu an olduğum yere gelmemdeki temel taş. İngilizce bilmiyor olsaydım ne şu an evli olduğum insanla evli olurdum, ne yaptığım işi bu şekilde yapabiliyor olurdum, ne de Türkiye dışında bir ülkede rahatça yaşayabiliyor olurdum. Onun için size gönül rahatlığıyla böyle bir uygulamayı tavsiye edebiliyorum. Eğer ben bunu bir deneyeyim derseniz
Campbell'ın benim için yarattığı Tuğçe Campbell'ı koduyla, çok havalı değil mi biliyorum, uygulamayı indirip 10 dakika ücretsiz bir şekilde deneyebilirsiniz. Giyimin üstüne olabildiğince böyle karlar yağdırdım, bıncık bıncık her yerine bir şeyler koyduktan ve bunu çingen pazarına dönüştürdükten sonra bence artık bu sayfaya yapılacak başka bir şey yok. Bir sonraki sayfaya doğru ilerleyebilirim. Gelelim bir sonraki sayfamıza. Burası benim ayın böyle kocaman bir takvimini oluşturacağım sayfa. En kullanışlı sayfam benim ajandadaki. Buraya December başlığımı atıyorum ilk önce. Bir fark ettiniz değil mi? Kaligrafi sanatında ne kadar ustalaşıyormuşçasına böyle bir ilerlediğimi ben de fark ettim. Bunların fontlarına bu arada Pinterest'ten baktım. Size aşağı linkini bırakırım, siz de bakarsınız orada. Değişik güzel yazı fontları falan var. Yani bu kadar yalap şalap ilerlediğim bir ajandada aslında neden burada bu cetvelle milim milim milim, bu kez gerçekten bak çok dikkatli yaptım kendimi, 2019 bitmeden cetvel kullanımında da geliştirmek istiyordum çünkü. Birazcık da geliştirdim söylenebilir ama inanılmaz sıkıldım şunları çizerken. Sonra bununla mı uğraşacağım falan dedim zaten bir süre sonra. Muhtemelen cetvelle bu ajandanın sonunda vedalaşıp yollarımızı tamamen ayıracağız. Ayın günlerini de böyle feci bir tatmin duygusuyla yazdıktan sonra hala emin değilim neden bu kadar heyecanlı ve mutluyum bu 2020 konusunda ama bilmiyorum artık. Neyse ya, çok sorgulamamak lazım. İyi hissettiğim sürece sorun yok. Sizin de hayatınızı böyle 2020'de böyle başlamak istediğiniz, 2019'da böyle geride bıraktığınızda sevindiğiniz ya da böyle çok güzel olan 2019'u böyle unutulmaz kılacak bir şeyler olduysa onları bana yorumlar kısmında yazarsanız çok sevinirim. Böyle bileyim insanlara ne olmuş, 9 gezegenin hıncı sadece bana mıymış yoksa hepimizin hayatını böyle alıp yerden yere vurmuşlar mı merak ediyorum açıkçası. Bu arada bu sayfam genellikle herhalde böyle feci yoğun ve taşınma hazırlıklarıyla geçecek. Çünkü biz artık Ocak ayında Malezya'dan taşınıyor olacağız. Nereye gideceğim seniz çok belli değil ama ha Kayseri'ye gitmişim, ha Bulgaristan'a, ha Fransa'ya, ha Kanada'ya pek de fark etmiyor. Örneklerin uçluğunu gene fark ettiniz umarım. Ben fark ettim çünkü. Bu çamaşırımızı bitirdikten sonra böyle etraf bir böyle bir yavan, bir çok soluk geldi. Hoş kameranın ışığından da öyle görünüyor olabilir ama bu bölümlerin altına şey atayım, gölge atayım birazcık dedim. Onun için böyle bir drop shadow ekliyorum altlarına. Böyle daha iyi oldu, biraz daha öne çıktı. Bu sağ tarafa da biliyorsunuz normalde notlar kısmı yapıyordum ama bu kez notlar kısmını task, yani görevler, yapılacaklar kısmı olarak değiştiriyorum. Neden derseniz, yıl boyunca birçok görevimi yerine getirmeyip hepsini erteledim ve artık yumurta kapıya feci bir şekilde dayandı. Hatta böyle kafa atıyor böyle artık kapıya. Onun için böyle bitirmem gereken işleri buraya yazacağım ki her gün açtığımda böyle göz göze geleyim de psikolojik baskı uygulasın bana diye. Bu başlık böyle ne bileyim bir tövbe bismillah ne olmuş böyle kötü olmuş. Onun için bu üstüne kağıdı yapıştırıp tekrar başlık atıyorum. Gene kötü oluyor ama az öncekinden bir tık daha iyi olduğunu düşündüğüm için bu şekilde bırakıyorum ben bunu. Sayfa böyle minik bir iki kar tanesi daha ekledikten sonra temizliğimi yapıyorum. Temizliğimi de bitirdikten sonra bu sayfam da tamam. Birazcık karman çorman olsa da hoş ve tatlı oldu aslında yahu. Her neyse. Artık bir sonraki sayfamıza geçebiliriz. Bu sayfamızın sol tarafı weekly planner kısmı olacak. Yani haftalık planlayıcı. Gene yalnız el yazımla ortamın tozunu attırıyorum. Fark ettiyseniz alçak gönüllülük 2019'a gösterdiğim en erdemli özelliklerimden biri değilmiş. Bunu da şu an açıkça görüyoruz. Klasik gene sayfamı 5 hafta şeklinde ayırdıktan sonra köşesine de böyle bir demet çam bozması çiçek demetimsi bir şey ekliyorum. Maksat işte gözümüz gönlümüz açılsın. Ajanda boyunca bu boya püskürtme olayını bayağı bir kullandım. Onun böyle hoş böyle bir kış çamuruyla böyle kar tanesi karışımı böyle güzel bir etkisi var. O çok hoşuma gitti. Birazcık abartmış olabilirim bazı yerlerde ama güzel oldu ya. Ben bu sayfam tamam, artık yan tarafa geçip oranın başlığını atıyorum. Üst kısım Creative Ideas olacak. Yani yaratıcı fikirler kısmı. Başlığımı attıktan sonra etrafında süsleme olarak böyle bu yılbaşı ağacı süsleri gibi böyle şeyler asıyorum tepeden. Bunu da Pinterest'te gördüm. Bırakıyorum onu da aşağıya size. Buna benzer bir tasarım vardı. Çok güzel duruyordu. Bana ilham oldu kendileri. Süslerimi bitirdikten sonra sayfanın alt kısmının başlığını atıyorum. Buraya checklist bölümü koyuyorum. Bu tamamen 2019'un kapanışına özel bir bölüm. Buraya böyle 2019'da kesinlikle yapmış olmak istediğim şeyler, hani zorunluluk değil de o task gibi değil de yapmış olmak istediğim şeyleri böyle bir yazacağım. Hani 2019 bitmeden şunu bir yapayım dediğim şeyleri. Buranın da tasarımı tamamladıktan sonra temizliğe geçiyorum. Ama ne yapıyorum? Her zamanki gibi feci aceleci davranıp ıslakken silip bir de üstüne böyle tozunu attırıp her şeyi birbirine bulaştırıyorum. Minik böyle yıldızlarla saklamaya falan çalıştım ama pek yemedi. Neyse, yapacak bir şey yok ya. Bu benim nazar boncuğum zaten.
Şimdi artık bir sonraki sayfa ama yani ajanımın son sayfasına geçebilirim. Sayfamın sol tarafının üst kısmında habit tracker'ım olacak, klasik, çok kullanışlı bir alan. Alışkanlık takibinin başlığını attıktan sonra alta takip edeceğim alışkanlıkları yazıyorum ki bunlar gerçekten hiç değişmedi. Bu arada sizin neler ya, merakla ediyorum böyle sizin takip ettiğiniz alışkanlıklar neler. Olanları yazsanıza, ne güzel olur valla, yazsanıza. Başlıklarımı bitirdikten sonra sabah kalsın yediğim yüreğin de etkisiyle cetveli kenara bıraktım ve freehands olarak da alanlarımın şekillerini çiziyorum. Bu kez bu habit tracker bölümlerimi birazcık daha eğlenceli yapmak istedim. Onun için bunlara böyle küçük gözler ve boynuzlar ekleyip kendilerini minik geyiklere dönüştürmeye çalıştım. Evet, gene düşük bütçeli prodüksiyon olduğundan dolayı geyikten çok koça benzediler ama idare edin artık. Bir şapşal bir sevimli oldular ama ya. Biraz da sanki bir yengeçe benzediler. Neyse ya, tatlış mı tatlışlar, biz ona odaklanalım. Alt kısmıma normalde ben böyle discovers falan böyle neydi belirsiz bir alan bırakıyordum. Bu kez yıl sonunun şerefine Best of 2019 diye böyle bu yıl keşfettiğim ve unutmak istemediğim ne varsa buraya böyle tek tek not alacağım onları. Özellikle böyle keşfettiğim youtuberlar, dinlediğim şarkılar, izlediğim filmler ve diziler olacak. Belki arada birkaç tane de tarif de olabilir. Bilmiyorum ama kullanışlı olacağını düşündüğüm bir alan. Emin değilim. Bu sayfanın da mini detaylarını ekledikten sonra son kısmıma geçiyorum. Köşelere böyle örümcek ağından bozma bir kar tanesi ekledikten sonra alanımın başlığını atıyorum. Highlights. Evet, artık bu noktalarda el yazım şey gibi sanki etkisi geçen iksirmişçesine birazcık bozulmaya başladı. Yorulmuş da olabilirim, emin değilim. Neyse ki son sayfaya geldik. Bu alanı zaten yazıyla doldurduğum için genel olarak hiç süsleme yapmıyorum. Sadece bu kar taneleri, minik işte fışkırtılmış boyalar hedef ediyor yaptıktan sonra dikkatli bir şekilde bir temizlik yapıyorum. Çünkü tekrar bulaştırma gerçekten istemiyorum. Kotamı sanırım doldurdum. Ve ajandamın sonuna gelmiş bulunuyorum. Bu ajanda yolculuğunda bana eşlik ettiğiniz için, izlediğiniz için, dinlediğiniz için aynı zamanda çok teşekkür ediyorum size. Umarım video hoşunuza gitmiştir, beğenmişsinizdir ve bana fikirlerinizi belirtmeyi lütfen unutmayın. Sizinle çok yakında tekrardan görüşürüz. Hoşçakalın.